Evet sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Sizlerle birlikte Antalya Fıskül'ünü çözmeye devam ediyoruz. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Soru 9 Ayşe şekillerin üzerinde yazılı olan sayıları kullanarak kibrit çöpleriyle bir oyun oynayacaktır. Bu oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. İlk kural, her kareköklü sayının hangi iki tam sayı arasında olduğu bulunacaktır. 2- Kareköklü sayı hangi iki tam sayı arasında ise yuvarlak şekillere bu sayılardan küçük olan sayı, kare şekillere ise büyük olan sayı verilecektir. 3. Her şekle verilen sayı kadar kibrit çöpü alınacak ve bu kibrit çöpleri kullanılarak çarpı işareti oluşturulacaktır. 4. Her şekil için bu adımlar ayrı ayrı yapılacaktır demiş. Bakalım örnek vermiş bize kök 21 sayısı 4 ile 5 tam sayısı arasındadır. Şekil yuvarlak olduğundan bu şekle küçük olan 4 sayısı verilecektir. Kök 37 sayısı 6 ile 7 tam sayısı arasındadır. Şekil kare olduğundan bu şekle büyük olan 7 sayısı verilecektir. Buna göre Ayşe'nin oyun sonunda kibrit çöplerini kullanarak oluşturacağı çarpı işareti sayısı kaçtır diyor. Neye dikkat edeceğiz? Aslına bakarsanız iki olayımız var. Hangi tam sayılar arasında bu bir. İkincisi de şekil yuvarlak mı kare mi? Buna göre kibrit çöpü sayısına karar vereceğiz. Çözmeye başlayalım. İlk şeklimizden başlayalım. İlk şekil gördüğünüz gibi yuvarlak. Öncelikle ona bir karar verelim. Yuvarlaksa ne yapıyorduk bakın. Yuvarlak örneğe bakalım. Küçük olanı alıyorduk. Kare ise büyük. Şimdi kök 5 hangi iki sayılar arasında? Kök 5 kimle kim arasında? Şuraya mı yazalım? Evet. 2 ile 3 arasında. Peki hangisini alacağız? 2'yi mi alacağız? 3'ü mü? Tabii ki de yuvarlak olduğu için küçük olanı alacağız. 2. Devam ediyorum. Kök 29 kimle kim arasında? 5 ile 3. 6 arasında 5 çünkü 5'in karesi 25 demek ki 5 kök 25'e eşit 6'nın karesi 36 demek ki kök 36'ya eşit 5 ile 6 arasında kare olduğuna göre ne yapıyoruz bakın şuradaki örneğe hemen bakıyorum büyük olanı alıyormuşuz yani şuradan da bir 6 geliyor devam ediyorum mordan devam edelim bakalım sonra mor kimle kimin arasında hemen hesap yapalım 6 ile 7 arasında 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. Peki yuvarlak olduğu zaman ne yapıyorduk? Bakın şuradaki örnekte de öyle, burada da öyle. Ya da şu maddeleri okursanız da zaten yine göreceksiniz. Ne yapıyorduk? Küçük olanı alıyorduk. Yeşilden devam edelim. Yeşilde ne yapıyorduk? Bakalım büyük olanı alıyorduk. Peki kök 8 kimle kimin arasında? 2 ile 3 arasında. 2'nin karesi 4, kök 4, kök 9 kare dediği için büyük olanı alacağız hemen yuvarlak içerisine alalım ve son iki tane kaldı bakın kök 32 kaldı bir de kök 55 kaldı kök 32 kimle kimin arasında 6 ile 5 arasında 5'in karesi 25 6'nınkisi 36 kare olduğu için büyük olanı alıyoruz hemen yuvarlak içerisine alalım hani bu kadar çabuk kullanacağız ve devam ediyorum son artık kök 55 kimle kimin arasında bakıyorum 7'nin karesi 49 8'in karesi 64 evet 7 ile 8 arasında yuvarlak olduğu için de küçük olanı alacağız almaktan kastım tabi şu hani bu kadar çubuk kullanacağız tamam şimdi hepsini toplayalım bakalım kırmızı kalemimi aldım 2 var değil mi artı burada ne var bakın 6 var 6 çubuk buradan 6 çubuk da buradan bir 6 çubuk da buradan 3 çubuk buradan bir de 7 çubuk da şuradan hepsini toplarsak kaç yapacak hemen ona bir bakalım 3 tane 6 var bakın 18 şurada da 3 artı 7 kaç yapar 10 yapar 18 daha 28 2 daha kaç yapar 30 yapar demek ki e, bu kız yani Ayşe oyunun oynadıktan sonra ona 30 çubuk yeterli olacak. He peki bize neyi soruyor? Çubuk evet 30. Bize çarpı işaretini soruyor. Çarpı işareti olması için şuraları biraz temizleyelim. Bakın çarpı işareti için kaç çubuk gerekiyor? Evet, 2 çubuk gerekiyor. Yani 2 çubuktan 1 çarpı oluyor. O zaman 30'u da 2'ye bölersek demek ki oyun sonunda kaç tane çarpı olur? Evet 15 tane çarpı olur. Neden? 2 çubuktan 1 çarpı oluyor dedik. 15 çarpı cevabımız bu. Soru 10. Yukarıdaki eş aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D, E, F noktaları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise de yanlış ise Y yazınız. Hangi sayılar arasında tam sayılar ve hangi sayıya daha yakın? Sadece bunlara dikkat etmemiz yeterli ve başlayalım. Evet, çözmeye başlıyoruz. Şimdi A sayısı kök 2 olabilir diye. Öncelikle A sayısı kimle kimin arasında? 1 ile 2 arasında. Yani kök 1 ile kök 4 arasında ve gördüğünüz gibi 1'e çok daha yakın. Yani 1'den 1 bir ve 4 arasında 1'e daha yakın. Kök 2 olabilir mi? Evet olabilir. 2 gördüğünüz gibi 1'e daha yakın. Doğru. Devam ediyorum. B sayısı kök 4 sayısından küçüktür. Kök 4 dediğimiz sayı 2. 2'den küçük değil mi gerçekten bakın B 2'nin sol tarafında. Evet demek ki bu da doğru. D sayısı ne diyor bakın kök 3 ile kök 4 arasındadır. D sayısı nerede? 3 ve 4 arasında 3 kök 3'e mi eşit? Hayır. 3 kök 9'a eşit. 4 de kök 16'ya eşit. Kök 9'dan çok daha büyük ya yani çok daha derken daha büyük. Kök 16'dan daha küçük ama evet kök e, 3 sayısından da kök 4 sayısından da çok daha büyük. O yüzden buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. E sayısı kök 23 olabilir demiş. Öncelikle E sayısı hangi sayıların arasında? Evet kök 16 ile kök 25 arasında ve gördüğünüz gibi kök 25 yani 5'e oldukça yakın kök 23 olabilir mi? Evet olabilir doğru dedik kök A ile kök D sayıları arasında 4 tam sayı vardır. Şimdi bakın kök A diyor e, A dediğim sayı muhtemelen hani 1 ile 2 arasında dedik ya ne olabilir? İşte 1,2 olabilir diyelim. Peki D sayısı nedir? 3 ile 4 arasında ya ne olabilir yani? 3 virgül hadi 2 olsun. Bir de bunların köklü halini istiyor. Şimdi sen bunu kökten çıkarttığın zaman ne olacak bu? 1'den biraz büyük fakat bu 3 virgül 2 ne olacak bakın. Hani kök 4 2'ye eşitti değil mi? Bu sayı 2 bile değil. Hadi 2 olsun ama değil. Bize ne diyor? dört tam sayı vardır diyor. Hani bırakın 4 tam sayı bir tane bile tam sayı yok. Çünkü bu sayı birden büyük. Bu da 2'den küçük. O yüzden ne oluyor bakın. İkisi de hani aralarında bir tane bile tam sayı yok. Bu bayağı bir yanlış. Eğer biz hani kök A kök değil de A ile D deseydi o zaman bile olmuyordu. Yani hiçbir türlü olur yok. Diğerine bakalım. Kök C sayısından büyük en küçük tam sayı 3'tür demiş. Kök C diyor. Bakın C nerede? C2'nin yanında görüyorsunuz. Peki C normalde neye eşit? 2 virgül 2 gibi bir sayı olsun mesela. Kök C diyorsam ne demişti bize? Büyük en küçük tam sayı 3'tür. Bu sayı bir kere kesinlikle 2'den daha küçük değil midir? Neden? 2 çünkü neye eşit? Kök 4'e eşit. E bundan, o zaman bu sayıdan büyük olan en küçük tam sayı kaçtır? 2'dir. 3 değildir. Burada kök C dedi. Normal C deseydi. Evet doğru. Ama kök C dediği için bu halini düşüneceğiz. Sen buraya 2,2 değil 2,3 de desen 1 de desen. Hani biliyorsunuz ki bu sayıdan büyük olan en küçük tam sayı yine 2. Hiçbir şey değişmezdi. Bu da yanlış. Ve son sorumuz. Kök F sayısından küçük en büyük tam sayı 25'tir demiş. Bakın kök f diyor. f'nin zaten kendisi 6'dan küçük. Bir de yani sen bunu kökün içine alacaksın. Bir de 25'ten e, bu da bundan küçük olan sayı 25 olacak. Hayır hiçbir alakası yok. Bu herhalde sayının karesini almak istedi. Hani kare kökünde biz ne yapıyorduk mesela? Kök 9 3'e eşitti. Bu sanırım kök 9'u 81 gibi düşündü. Hani öyle düşünen varsa diye onları bir kontrol etmek istedi. Ama hayır biz biliyoruz zaten. O yüzden cevabımız bakın bu da yanlış. Doğru doğru yanlış. Doğru yanlış yanlış yanlış. Durdurup da yapan kişi varsa ya da yapmadıysan tekrar izlediğinde onu yap bak bakalım doğru mu yapmışsın. 11. soruyla devam edelim. Soru 11. Yukarıdaki çarpan ağacı modelinde bazı kutuların değerleri üzerine yazılmıştır. Alttaki iki kutunun değerinin çarpımı üstteki kutunun değerine eşittir. Verilenlere göre A, B, C kutularının değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Çok kolay bir soru. Çarpma nasıl yapılıyordu? Önce onu bir hatırlayalım. Sonra da çözüme başlayalım. Kare köklü ifadelerde çarpma işlemi nasıl yapılıyordu? Onu bir hatırlayalım. Şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki köklerle kökler dışarıdaki tam sayılarla tam sayılar çarpılır. Sayıları kökün içine alabiliriz. Tamamen kökün dışına çıkartabiliriz. Bunları biliyorduk. Bir de şöyle bir pratik bilgimiz de vardı. Belki burada kullanırsak diye söylüyorum. Mesela kök 5 ile kök 5'i çarptık. Hop 5'e eşitti. Neden? Kök 5 çarpı kök 5 aslında kök 25. 25 e, de zaten kök 25 5'e beş eşit. Hani şu adamı e, uzatmamak için, kısaltmak için hop direkt 5 olarak yazıyorduk. Doğru. Peki bölme işlemi de ne yapıyorduk? Bölme de tabii lazım burada. Bölmede de tam tersi ama hani aynı mantık. Diyelim ki işte 10 kök 5 bölü 2 kök 5. 10'u 2'ye böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. E, kök 1 dediğim şey de zaten 1 değil midir? Bakın bitti bu kadar. Ya da hocam hep kök 5 mi olacak? Hayır olmak zorunda değil. Diyelim ki 10 kök 10. İşte ne olsun? 5 kök 2. Onu 5'e bölersem 2. Iki, onu 2'ye bölersem 5. Bakın bitti bu kadardı. Hatırladık da konu anlatı Hani eğer bilmeyen varsa unutan varsa. Kısa bir konu anlatım videosu var zaten. Çarpma bölme ile alakalı. Gidip onu izleyip tekrar gelebilirsiniz. Yine bu oynatma listesinde yani kaçıncı video bilmiyorum ama yazıyordur yani önünde hemen başlayalım şimdi neydi bize şu 180 kök 5 şu sayıyla 6 kök 5'in çarpımı o zaman ne yapacağım 180 kök 5'i 6 kök 5'e böleceğim ve cevabı bulacağız 186'ya bölersem 30 kök 5'i kök 5'e bölersem 1 ya da çarpma işlemindeki olayı yapalım sadeleştirme yaparsam gitti yani İkisinde de bir kaldı ama yazmanın bir anlamı yok. Bakın 30 bulduk. Şuraya bir 30 yazalım. Tamam. Devam ediyorum. 6 kök 5'i de ayırabiliriz. Ya da 6 kök 5'in bakın şu BC önemli değil aslında. Birazdan onu konuşacağız. Önce bir şuradaki A'yı bulalım. A'yı bulmak için ne yapacağım? Yine 30'u 3 kök 2'ye böleceğim. 30 bölü 3 kök 2. Hocam diyeceksiniz. Tamam güzel de ben kök 2'yi kime böleceğim? Merak etme şimdi böleceğiz. Şimdi önce bir 30'u 3'e bölelim. Bölersem ne olur? 10 kadar yukarıda aşağıda hala kök 2 var. Bakın şu an bu şekilde bölme yapamayız ama onu kökün içine alabiliriz. Onu kökün içine alırsak 10 kere 10 100 bölü kök 2 tamam şimdi oldu. Kök 100'ü kök 2'ye bölersem ne olur? 102'ye böldüm. 50. Bitti bakın bu kadar. Demek ki A da neye eşit? Kök 50'ye eşit. Evet. Peki hocam B ile C'yi nasıl bulacağız? Ne B belli ne C belli diyorsan. Zaten bak soruya bak. Senden ne istiyor? A çarpı B çarpı C'yi istiyor. Senden B ve C'yi ayrı ayrı istemiyor. Sana şunların çarpımını istiyor. Tamam bu ikisinin çarpımı zaten yukarıdaki sayı 6 kök 5 değil mi? Kesinlikle Yerine yazarsam A kaçtı? Kök 50. Şu B ile C'nin çarpımı kaç? 6 kök 5. Şimdi bakın kök bence birazcık kökün dışına çıkartalım. Daha rahat bir çarpma işimi yapalım. Kök 50. 50 kimle kimin çarpımıydı? 2 ile 25'in 25 dışarıya 5 olarak çıkar. İçeride 2 kalır. Hocam ben böyle yapamıyorum. Aklıma gelmiyor diyorsan ne yapıyorduk? Hemen 50'yi şu bölen listesi yöntemiyle ya da işte asal çarpanlar algoritması yazıyorduk. ikili olanları dışarı çıkartıyorduk. Tek kalanlar içeride kalıyordu. Yani kökün içinde. Onu da tekrardan hatırlattım. E, bu fasükülün ilk soruları olduğu için hani başlarda küçük hatırlatmalar olacak. Dediğim gibi eksiğiniz varsa tamamlayın. Çünkü ilerleyen sorularda hani her seferinde böyle açıklama yaparsak videolar hani 20 dakikalık videolar 40 dakikaya kadar çıkabilir gerek yok. Zaten biraz biliyorsunuz çözümler uzun sürüyor. Çünkü çok fazla alt soru var. Mesela bir önceki soruda 10. soruda sözde bir soru çözdük ama içerisinde 6-7 tane soru vardı. bu şekilde fasiküllerimizi biraz daha hızlı çözmek için konu tekrarını yaparsanız çok daha güzel olur. Dedikten sonra soruya dönüyorum. Şimdi kök 50 neydi? 5 kök 2 idi. Bu da 6 kök 5 5 çarpı 6 30 kök 2 çarpı kök 5 kök 10 bitti cevabımız 30 kök 10 10 dışarıya çıkamaz bu şekilde kalır soru 12 çok görseli bol olan bir soru şimdi bize diyor ki Erkin ve Kuzey yukarıda açılımları verilen küpler ile oynadıkları oyunda Erkin birinci küpü Kuzey ikinci küpü kullanmaktadır Tam sırayla zaten. İstiyorsanız yanına da yazabiliriz. Hadi yazalım. Bu Erkin. Bu da Kuzey. Yani Kuzey'in kullandığı küp. Tamam sonra ne olmuş bakalım. Evet. Ee, ne yapıyorlarmış? Her turda küplerle birer kez atış yapılmaktadır. Ve hangi küpün üst yüzüne gelen sayı daha büyükse o küpü kullanan kişi bir puan almaktadır. Oyun sonunda alınan puanlar toplanmakta ve puanı yüksek olan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Erkin ve Kuzey her turda üst yüze gelen sayıları tablo 1'de verildiği gibi not etmişlerdir. Her turda kazandıkları puanı yazarak tablo 2'yi dolduracaklardır. Fakat ilk 3 turdan sonra kazandıkları puanı yazmayı unutmuşlar. Skor tablosunda boş bırakılan kısımları tamamlayınız ve oyunu kimin kazandığını bulunuz. Bakın uzun bir soruydu ama hiç sıkıntı yok. Bize zaten nasıl denk geldiğini söylemiş. Erkin'in, Kuzey'in tamamen üst düzeye gelen şeyler. Ne yapacağız? Büyük olan kişi oyunu kazanıyor. Oyunu kazanıyor derken bir puanı kapıyor. Geri kalanı da biz dolduracağız. Hadi bakın başlayalım. Soruyu biraz daha yakınlaştırdım. Çünkü yukarıdaki o küplerin, cümlelerin hiçbir önemi yok. Daha yakından bakabiliriz. Bakın Erkin'in birinci turda ne gelmiş? 4 kök 5, Kuzey'in 2 kök 19, 1 0 kazanmışlar. Hocam ne bunların kökü aynı, 1 kök 5, 1 kök 19 ne de kat sayısı aynı. Yanındaki kökün dışındaki sayı aynı. Haklısın aynı değil. Peki biz o zaman ne yapıyorduk? Nasıl karşılaştırıyorduk? Her şeyi kökün içerisine alıyorduk. Yani... 4'ün karesi içeri alırken 16, 16 ile 5'i çarparsak bakın kök 80. 2'nin karesi 4, 19'a çarparsak da kaç yapıyor? 4 çarpı 19, 76 yapıyor. Gördüğünüz gibi 80, 76'dan daha büyük. Kök 80 de kök 76'dan daha büyük. O yüzden birinci turda erkin bakın bir puan almış. Kuzey 0 puan almış. Tamam. E biz de aynı şekilde 4'ten 11. tura kadar bir hesaplayalım bakalım. Şimdi dördüncü turda 11 kök 2 9 kök 3 mecbur yine içeri alacağız. Şimdi 11'in karesi kaç bakın 121 121 ile de 2'yi çarparsak kaç yapar 2 kere 1 2 2 kere 2 4 2 kere 1 2 yani kök 242 şurası tamam şu yandaki sayıyı da yapalım 9 kere 9 81 81 ile 3'ü çarparsak kaç çıkacak 3 kere 1 3 3 kere 8 24 bakın sadece bir fark var bir birimlik bir fark var kök 242 kök 243 yani dördüncü turu kuzey kazanacak hemen silelim şuraları kuzey dördüncü turu kazandı Evet diğer turları siz de hesaplıyorsunuz birlikte yapalım elinizde kağıt kalem var zaten değil mi yoksa da ya da varsa ve kullanmıyorsanız da hemen temin edin. Başlayın kullanmaya. 5. tur 4 kök 11 5 kök 7. Şimdi 4'ün karesi 16. 16 ile 11'i çarparsak acaba kaç yapacak? 16 ile 11'i çarparsak hemen topladık 176 kök 176 peki 5 kök 7 5'in karesi 25 25 ya 7'yi çarparsam 7 kere 5 35 elde var 3 7 kere 2 14 3 daha 17 kök bakın 175 bu sefer bir farkla kim kazandı kök 176 175'ten kök 175'ten daha büyük erkin kazandı yani bu sefer burası bir burası sıfır oldu bakın çok yakın yakın gidiyor oyun hepsini tek tek böyle hesaplayalım bakalım bir sonraki a çok güzel hiç bizi uğraştırmayacak sağ olsun ne diyor 6. tura bakıyor merkez 11 kök 2 ve 8 kök 2 bakın kök 2'ler aynı zaten o zaman dışarıdaki sayı hangisininki daha büyükse o tabii ki daha büyüktür yani 11 8'den büyük olduğuna göre 11 kök 2'de de 8 kök 2'den daha büyük yani şurada erkine 1 puan kuzeye 0 puan devam edelim 7. tur 7 kök 2 2 kök 19 bakalım 7 kere 7 49 49'da da 2 çarparsak 98 2 kere 2 4 4 çarpı 19 acaba kaç yapar? 4 kere 9 kaç yapıyordu? 36 elde var. 3. Az önce de yaptık zaten kök 76. Evet o zaman gördüğünüz gibi 7. turda yine Erkin kazandı. Şu an Erkin sanki biraz daha önde mi yoksa beraberlik mi oldu? Bir bakalım. 1 2 3 4 1 2 3 hmm. Evet Erkin şu an 1 puan öne geçti. Devam edelim. Evet. Gelelim 8. tura. 8. turda 7 kök 2, 7 kök 3. Evet bakın bu da bizi uğraştırmayacak. Neden? 7'ler eşit dışarıdaki sayılarımız. Köklerimiz farklı. Birisi kök 2, diğeri de kök 3. 2, 3'ten daha küçük. O yüzden hani doğal olarak bu da yine bundan daha küçük olacak. Neden? Sen 7'yi içeri alıp 2'ye de çarpınca. Tabii ki de 7'yi içeri alıp 3'le çarptığın sayıdan daha küçük bir şey elde edeceğin için o zaman 8. turun kazananı kim bakın bu sefer kuzey 1 0 devam ediyorum 9. tura 5 kök 4 8 kök 2 şimdi hemen 5'in karesi 25 4 ile çarparsak ne olacak 25 çarpı 4 kök 100 mü yapacak aynen öyle zaten kök 4 sayısı aslında 2'ye eşit hani 2 ile de 5 çarpınca 10 Tamam fakat bu kökün dışına çıkmadığı için hani bunu da alalım içeriye. 8'in karesi 64. 2 ile çarparsak kaç yapar? 128. Yine bakın 9. turu da yine kuzey kazandı. Kuzey atak yaptı. 10. tur 6 kök 3, 8 kök 2. Şimdi hemen 6'yı içeri alırsak 6 kere 6, 36. 3 ile çarparsak kaç yapar? 108 yapar. 8 kere 8, 64. 2 ile çarparsak ne yapar? Kök 128 yapar. Yukarıdaki de bakın aynı zaten. Yine kuzey kazandı. Sanki sonuç belli oldu gibi. Bir bakalım son adım artık. 11 kök 2 9 kök 3 11'in karesi 121 121 ile de 2'yi çarparsak 242 yapacak. 9 kere 9 81 81 ile de 3'ü çarparsak 243 yapacak. Yine kuzey kazandı. Ve galiba kazananımız kuzey. Ama biz sayalım bakalım. Kaç farkla kazandı. Şimdi erkin 1, 2, 3, 4 puan aldı toplamda. Kuzey 1, 2, 3, 4, 5, 6 puan aldı toplamda. O yüzden kazananımız kuzey. Soru 13. Aşağıdaki yolların girişinde bulunan ve üzerinde sayılar yazan topların girdikleri yolda bulunan işlemlere göre üzerlerinde yazan sayılar değişmektedir. Örneğin girişe 6 kök 6 topu yerleştirildiyse ve yol üzerinde 2 kök 5 ile çarp ve 3 kök 3'e böl ifadeleri varsa önce 2 kök 5 ile bakın çarpıyoruz çıkan sayıyı da 3 kök 3'e bölüyormuşuz ve çıkışta top nasıl çıkıyormuş? 4 kök 10 olarak çıkıyormuş. Bu hali alıyormuş. Buna göre girişte verilen toplara gideceği yol üzerindeki işlemler uygulandığında çıkışta topların üzerinde yazacak sayıları bulun diyor. Hadi gelin çözmeye başlayalım. Evet yeşille başlayalım. Yani yeşil topumuz 14 kök 7 ile bir başlayalım bakalım. Şimdi önce ne yapıyormuşuz? Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. 3 kök 2 ile çarp. Tamam, hemen çarpalım. 14 kök 7 çarpı 3 kök 2. Sonra da ne yapıyormuşuz? 7 yedi kök 7'ye bölüyormuşuz. Şimdi bakın çarpma ve bölme işlemi. Bir işlem önceliği falan yok. Ben bunu yazdım. Hemen şu aşağıya 7 kök 7 yazsam da olur mu? Olur. Neden yazdım? Bir daha bölme çarpma işlemi nasıl? Eğer başta bir sadeleştirme varsa onu yapabilelim diye yazdım ve var kök yedileri görüyor musunuz bakın gittiler peki 14 ile gören var mı tabii ki var hocam diyorsunuz yani 7'ye böldüm 1 7'ye böldüm 2 e tamam sonra artık ne yapacağız tabii ki de işlemimizi tamamlayacağız bakın bu irası 2 idi 2 çarpı 3 6 aşağıda hiçbir şey kalmadı bir de ne kaldı bakın köklü sayımız 2 yani burası 6 kök 2. Bakın bu kadar bitti. Şurasını anladık değil mi? Öbür türlü yapsaydık boşu boşuna bir daha çarpacağız bir daha böleceğiz ama gerek yok. Ya zaten 8. sınıf öğrencisi şu an bunu dinleyen kişiler muhtemelen yani 4'e 5'e giden kişiler izlemiyor ki 5. sınıftan itibaren zaten sadeleştirmenin ne kadar önemli ne kadar pratik bir bilgi olduğunu artık öğrendik diye düşünüyorum. Şu mordan devam edelim bakalım. Mor rengim şu an yok. Neyse olsun. Mavinin bir tonunu alalım. Şimdi 8 kök 10 değil mi? Önce sayımız şu 8 kök 10. Ne yapıyoruz? Gidiyor gidiyor gidiyor. 2 kök 5'e böl. Tamam. Sonra 2 kök 6 ile çarp. Ve sonuç. Sadeleştirme varsa hemen yapalım. Şimdi bakıyorum 2'ler gitti. Sonra kök 5'e böldüm. 1 Tabi onu siyahla yazalım. 1. Yine bunu kök başa bölersem kaç yapacak? Bakın 2. Tabi kök 2 unutmayalım. Bitti bakın. Artık çarpma işlemimizi tamamlayalım. 8 çarpı sayı yok. 8. Kök 2 çarpı kök 6 kaç yapar? Kök 12 yapar. Peki 8 kök 12. Ben bu kök 12'yi dışarı çıkartabiliyor muydum? Evet. 12 3 ile 4'ün çarpımıydı. Ve 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. 2 kök 3 bitti bakın e dışarıda bir de 8 var 8 çarpı 2 kök 3 oldu yani bu da kaça eşitmiş 16 kök 3'e eşitmiş bu kadar devam edelim diğeri 6 kök 6 pembe topumuz 6 kök 6'yı önce ne yapacağız 2 kök 5 ile çarpacağız sonra ise 3 Üç kök 3'e böleceğiz tabi hepsini tek bir işlem olarak yazacağız. Bakın birisi çarpma diğeri toplama olsaydı böyle yazamazdım çünkü işlem önceliği var. Fakat şu an yapabiliriz bunu biliyoruz. 6 kök 6 bölü kime bölüyorduk? 3 kök 3. Sadeleştirmeleri görüyor musunuz? Var sanırım. Evet. Şimdi kimler gitsin? Kök 3'e böldüm. 1. Kök 3'e böldüm. Kök 2. Sonra 3'e böldüm. 1. 3'e böldüm. 2. Bitti. Hemen tamamlayalım işimizi. 2 çarpı 2. 4. Kök 2 çarpı kök 5. Kök 10. 10. Dışarıya çıkamıyor. Aynen böyle kalıyor. Bu arada cevap da varmış. Neyse sağlamasını yapmış olduk. Biz de doğru yaptık. Sıkıntı yok biraz dikkatli olmakta fayda var ama şu an sınav değil ya da hani ya hata yapmazsak bir dakika kayıp sorun değil yani sınavda da olabilir İşlem hatası olabilir yanlış şey hesaplamış olabilirsiniz sorun değil şimdi geldik turuncu olana yani 6 kök 18'e geldik 6 kök 18'de peki ne yapacakmışız öncelikle 6 kök 6'ya bölüyormuşuz sonra ise ne yapıyormuşuz 7 ile çarp. Tamam 7'nin zaten bir işi yok. Görüyorsunuz değil mi sadeleştirmeyi? 6'lar gitti. 6'ya böldük. Gitti. 6'ya böldük. Kök 3. E bir kök 3 var. Bir de 7 var. Tabii ki de cevabımız ne oluyor? 7 kök 3 oluyor. Yazalım. 7 kök 3. Bitti. Ve son artık sarı topa geldik. Sarı topta ne yapıyormuşuz? 9 kök 2'yi Önce gidiyoruz kök 5'e çarpıyoruz sonra da 3 kök 2'ye bölüyormuşuz bakalım cevabımız ne olacak hemen kalemimizi aldık 9 kök 2 tabi 8'e benzeyen bir 9 oldu tekrardan yazalım 9 bu sefer de şu kısımda bir sıkıntı oldu tamam sonra ne yapacağız bunu kök 5 ile çarpacağız bölü 3 kök 2 hemen sadeleştirmemi yapıyorum kök ikiler gitti 3'e böldüm 1 3'e böldüm 3 3 çarpı kök 5 15 falan değil tabii ki 3 kök 5 bu şekilde kalır biliyoruz şunu da yazdık şuraya ve çıkışların hepsini bulduk soruyu gönderelim geldik bu videonun son sorusuna soru 14'e gerçek sayılar ülkesinde kara sayılar şehrinde güzel bir film gösterime girer. Film izlemek için bilet alan çocuklar biletlerinde yazan kara köklü sayının eşiti olan koltuklara oturmak zorundadır. Örneğin 5 kök 3 e, biletini aldıysa bu kişi ne yapacakmış? 5'i bakın kökün içerisine almış 5'in karesini almış yani 5 kere 5 25 çarpı 3 kök 75 bu koltuk numarasına oturacakmış. Film izlemek için bilet alan çocukların bilet numaraları aşağıda verilmiştir. Buna göre çocukların hangi koltuklara oturmaları gerektiğini bulunuz diyor. Çok keyifli, eğlenceli ve kolay bir soruymuş son sorumuz. Hadi gelin çözmeye başlayalım. Evet bize gösterdiği gibi yapalım. Bilet numaramız belli. Koltuk numaramız da onu da biz bulacağız. Artık kaç çıkarsa çözmeye başlayalım. Şimdi bakıyorum. 7'yi içeri alırken ne yapıyormuşum? 7'nin karesi. Bir de içeride 2 var çarparsak 7 kere 7 49 2'ye çarparsak 98 tabii kökümüzü unutmuyoruz. Kök 98 bitti. Diğerlerini de hemen yapalım. Siz de yapın. Bence burada videoyu bir durdurun. Siz devam edin. 5'in karesi 25 ile çarparsak kök 75. Bakın bu kişiyi bulduk. Sonra bu kişi dediğim soruda bize söylediği numara. 5'in karesi 25 2'ye çarptım? Kök 50. Bakın zihinden yapabiliriz artık hani küçük sayılarda özellikle 6'nın karesi 36 4 ile çarparsak hocam ben zihinden yapamıyorum diyorsan sıkıntı değil hemen 6 6 yazalım ve çarpalım 3 kere 4 12 elde var 2 144 kök 144 tamam bu arada ülkenin de adı güzel değil mi gerçek sayılar ülkesi. kareköklü köklü sayılar şehri de güzel bir film hatta e, koltuk numaraları bile gördüğünüz gibi köklü sayı bu arada 6 kök 4, 4 aslında bir sayıya daha eşit değil mi sandınız diye düşünüyorum. 12'ye eşit. Hani artık ikisi de doğru. 8k6 8'i içeri alırsak 64. 6 ile çarparsak kaç çıkar? Hemen hesaplayalım. Evet, kök 384. Çarpma işlemini yapıyorsunuzdur zaten. Dediğim gibi biraz daha geride kalıyor olabilirsiniz. İsterseniz durdurun ya da tekrar izlediğinizde kesinlikle siz çözüyorsunuz. Sonra bakıyorum o en kolay çarpmaya geldik. Onun karesi 100. 100 ile de 5 çarparsak tabii ki de kök 500. 7'nin karesi 49. 49 ile 7'yi çarparsak acaba kaç yapar? 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü 50 var. 6. 7 kere 4 28. 6 daha 34. 343. Bazılarınız zaten bu sayıyı bence ezbere biliyordunuz. Çünkü artık hani sayıların kareleri, küpleri, özellikle rakamlar hani e, birçoğumuzun belleğinde, hafızasında var diye düşünüyorum. Devam edelim. 9'un karesi 81. 81 ile 5'i çarparsak kaç yapacak? Tabii ki de 405 yapacak. 2 kök 8. 2'nin karesi 4. 8 ile çarptık kök 32. 4 kök 6 peki neye eşit? 4'ün karesi 16. 16 çarpı 6 da kaç eşit olur? Kök 96'ya eşit olur ve bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. What's left? The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left.